Evet, iyi akşamlar. Ben saklanıyordum sen beni görmeye çalışırken. Teşekkür ederim. Sonunda yılın aşkı diyebiliriz. Paris'ten birlikte. Evet. Neler söylemek istersiniz? Hakan Bey, hayırlı olsun diyelim. İlk defa bir hanımefendi yanınızda ve bir teşekkür alıyoruz. Ciddi bir ilişki galiba. Aynen. Paris tatili. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa birkaç kelime alalım. Biliyorsunuz. Özellikle sosyal medyada çok yakıştırılamışsınız. Evet. Yani özellikle Hande Erçel. Hande Erçel Türkiye. Tabii çok kısa konuşalım o zaman. Hande Erçel biliyorsunuz. Türkiye'de çok önemli bir isim. Ve siz de çok önemli bir isimsiniz. Bir aradasınız. Nasıl başladı? Çok kısa birkaç kelime hani sizden alsak ilişkiye dair. Birlikte de görüntülediğimiz için en azından bu kadar beklemenin ardını. Her şey çok güzel. Teşekkür ederiz. Bu saatinden geldik. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Başladı. Çok kısa ilişkiden bahsedelim. İyi geceler dileriz. Gazeteciyiz abi. Gazeteciyiz abi. Gazeteciyiz abi. Gazeteciyiz. Lütfen sesini çıkarmayı 43 saattir şurada bekliyoruz. Gözünü seveyim. Çağrı Bey, Defne Hanım hayırlı uğurlu olsun yeni ilişki. Evet, ilk kez gazete magazin görüntüledi yine. Hayırlı olsun, neler söyleyeceksiniz? Defne Hanım, Çağrı Bey, hayırlı olsun yeni aşkınız. Açtım. Ne zaman başladı? Çok kısa ilişkiden bahsedelim. İyi geceler dileriz. Git. Birkaç cümle etmek ister misiniz Çağrı Bey? Defne Hanım. Pardon, iyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar canım, iyi. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar canım. İyi valla, sen nasılsın? 25-40 Audi. Ha? İyiyiz valla, ne yapalım? İyi, aynı. Yani işler başladı. Devam ediyor. İşte Instagram. Şimdi bir tane sinema filmi olacak. Onun toplantısı olacak inşallah. İyiyim yani. Siz nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun. Sahneler İyi. Olacak mı? Sahneler olacak. Şimdi gideceğim, sahneye çıkacağım zaten. Geçtiğimiz günlerde de özellikle depremle ilgili yapımda çıkmıştı, çok konuşulmuştu. Doğruyu söyledim. Olacak olan oluyor, ölecek olan ölüyor. Kaderin önüne geçilebilir miyiz? Biz doğduğumuzda, doğumumuza biz mi karar verdik? Sen mi karar verdin? Yani tamam, öleceğimizde de benim inancıma göre, yani ben Allah inancım var, Allah karar veriyor. Bu kadar basit. O kadar. Onu anlatmak istedim yani. Ben, bana göre doğru bir söz, başkalarına göre yanlış olabilir. Herkes inancına göre yaşar. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah.